Selamlar, hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Çok sıcak bir günden merhaba. Bu aralar şey oldu, birkaç gündür esiyordu da şimdi sağlam bir sıcaklar başladı Bursa'da. Arkadaşlar, lafı eveleyip gevelemeden bu gece SmackDown olduğunu söylüyorum. Eğer siz bu videoyu sonradan izliyorsanız SmackDown geçmiştir. Haberiniz olsun. Sonradan derken bu geceden sonra izliyorsanız SmackDown geçmiştir. Gidin, bakın, izleyin. Belki de ben reaksiyon video satmışımdır. Değil mi? Onu izleyin. <laughs> Oradan bakabilirsiniz. Bugün SmackDown için duyurulan ama WWE'nin biliyorsunuz her zaman her şeyine güvenilmez. Çünkü son saniye hani show anına kadar duyurduğu şeyi değiştirebiliyor. Oraya kadar duyurduğu şeyi son anda son saniyede değiştirebiliyor. Bunu bazen çok önemsiz şeyler için yapıyor. Çok değerli olmayan aşırı yani. Böyle hikayede falan çok etki etmeyecek. Ama bazen de direkt sonucu etki edecek şeyler de yapıyor. Göreceğiz bakalım ne olacak. SmackDown için 4 tane şey duyuruldu. İlk olarak buradan başlayalım. İlginç bir şekilde Max Dupree'nin kız kardeşi Maxine Dupree geliyor. Allah Allah. Öteki tarafta da Kevin Owens'ın işte Covid Covid muhabbetleri falan vardı. Onlar işte olmasaydı bir de Eldor mu Elrod mu öyle biri falan gelecekti biliyorsunuz değil mi? Orta dünyadayız sanki anasını satayım. Elias'la e <laughs> Ezekiel'in diğer kardeşi abisi falan mı artık nedir bilmiyorum. O işte gelecekti bir şeyler falan filan denmişti. Şimdi de bu sefer Max Dupri'nin kardeşi Maxine Dupri gelecek. Bu kişinin kim olacağıyla ilgili e, çok söylenti var internette falan. Şimdi şöyle bir şey diyorlar. Zelina Vega olacak bu kişi diye. Hani olabilir. Ya böyle bir şey olmasını istemem ben. Yani çok böyle tanınan zaten hali hazırda WWE'de bir yerlere gelmiş bir şeyler yapmış. Birini böyle hadi dur yeni gimmick sana da Maxine Dupri verelim. Kimsin sen Zelina Vega'sın. Olmaz bence. ha Benim fikrim olmaz. Başka biri olsa çok fazla ön planda olmayan yeni biri falan olsa olabilir. Yani gidip tabi saçma sapan bir şey olmaz diye düşünüyorum. Umarım böyle kafada perukla falan bir erkeğin gelmesi ya da lütfen öyle şeyler yapmasınlar. Maxin Dupree debut yapacak. Maximum Male Models Beachwear Line diyor bu arada Beachwear, plaj işte kıyafetleri, muhtemelen işte bikini falan olur herhalde, öyle bir kreasyonla herhalde. Bugün Maxine Dupree'yi göreceğiz bu gece. Bakalım kim o? Bakalım kim? Maxine Dupree. İkinci olayımıza geçelim. Nakamura ile Bartel değil tabii. Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser ile Shinsuke Nakamura ikinci bir maça çıkacaklar. Bu acaba Nakamura'nın e, Intercontinental kemerine number one contender olacağını artık resmen gösteren bir şey mi? Bunu da göreceğiz. Buradan bir SummerSlam'e maç eklenecek mi? Onu göreceğiz. Çünkü SummerSlam için şu an kaç? 8 tane maç duyuruldu. Belki bir maç daha eklenebilir. Ama bu bu maç mı olacak? Yoksa Judgment Day mi olan Bence sanki hani e, normal şartlarda elbette bir mid-card kemer maçını isterim. Ama şu an e, Misterio Judgment Day olayı iyi işleniyor. Sanki bir de EJ e falan da dönecek gibi. Belki oradan bir maç çıksa daha mantıklı olur gibi. İlla bir maç konacaksa yani. Yoksa 10 maç koyuyorsan 10 maç koy yani, değil mi? O da olabilir. Yani bu oraya evrilecek mi? Ne olacak? Ludwig Kaiser'i e bir şans daha verdi. Şey, e, Walter dedi ki gideceksin bir kere daha. Karşısına çıkacaksın. Yenildikçe tokat manya yapıyor zaten. Çap manya yapıyor takır takır. Ne şekilde bir yol çizecekler? Bunu göreceğiz. E, buradan benim yorumum bu sefer Kaiser'in kazanacağı yönünde. Geçen hafta Nakamura kazanmıştı. Bu sefer de zaten Kaiser kaybederse e, muhtemelen Voltur e, patır patır dönecek. Ya artık onu kovar mı ne yapar kendi tek başına bir yolda mı ilerler? Bunu da görebiliriz. Bilmiyorum ne olacak ama sanki Walter için ya Walter deyip durumda öndeminden beri Günter. Günter için <laughs> şimdi fark ettim. Günter için önemli bir mevzu olabilir diye bir haberler vardı bu aralar. Yeni bir yol çizilecek. İşte nereye gidecek? buradan ne yapacak falan bunları hep insanlar böyle e, konuşmuşlar ve haber sitelerine yansımış bu. Farklı bir yol çizebilir diye bir söylem var. Evet buradayız. Liv Morgan come face to face with Ronda Rousey. Hemen bilmeyenler için kısa bir özet geçelim. Aa, Liv Morgan nasıl şampiyon olmuş falan diyenler için. Ronda Rousey SmackDown kadınlar şampiyonuydu ki onu Charlotte'tan kazanmıştı. Charlotte'da bir süredir yok evlendi balayı malayı falan hazırlıklar derken bir süre bir kafa dinliyor. Ronda Rousey kemeri kazanmıştı. Ronda Rousey devam eden süreçte Liv Morgan Money in the Bank'i kazandı ve Liv Morgan Cash'in Ronda Rousey'e aynı gün yaptı ve başarılı oldu. Bundan sonra da Ronda Rousey işte Liv Morgan arada Natalya falan bir şeyler vardı. Şimdi tekrardan Liv Morgan Ronda Rousey'e dönüyoruz resmen. Döndük zaten de artık böyle komple bire bire dönüyoruz. Face to face'imiz var bu gece SmackDown'da. Çünkü artık SummerSlam'de de maç yapacakları için. Liv Morgan'ın kemer sürecinin kısa süreceğini, Ronda Rousey'nin heel turn'i yapıp kemeri de SummerSlam'de kazanacağını söyleyenler çok fazlaydı. Hatta bunu spor yazarları, güreşle ilgili yazarlar falan çok söyledi bunu. Mantıklı gibi geliyor bana. Liv Morgan e, hani belki buradan kemeri kaybedip sonra tekrar kazanabilir bir şekilde. Göreceğiz yani. Yeni bir ulaşıma girdiyseniz. Yoksa Liv Morgan da arada Nikki A.S.H. gibi kalacak yani. Kemeri aldı, kaybetti, gitti. Hadi bay bay olacak. Böyle bir durum onlar için söz konusu olur mu göreceğiz bilmiyorum ne olacağını. Ronda Rousey'nin olası bir heel turn'ü bu gece gerçekleşebilir. Bunun ee, yani iki face güreşçinin birbirine saygı duyarak ilerlediği feud'lar da var. Böyle bir şey mi olacak ama Ronda Rousey'den bir heel turn bence şu an günümüzdeki mevcut kadroda daha etkili bir şeydir gibi geliyor bana. Bakalım göreceğiz hangisi gerçekleşecek dediğim mi olacak? Face mi kalacak? Ya da işte ne şekilde bir face to face olacak böyle bir işte yüze gelecekler. Bakalım Yüzde gelecekler dediğimde işte illa bir şey gibi değil böyle. Boks maçı gibi falan değil yani MMA falan. Muhtemelen karşı karşıya birbirlerine promo falan kesecekler. Bir olaylar olmaya çalışacak. İşte birileri gelir belki bir şeyler olur. Göreceğiz bakalım. Devam edelim. Devam etmeden önce şurayı bir temizleyeyim. Tamam. Ve son duyurulan olay. Bilmeyenler varsa Brock Lesnar returns to SmackDown. Böyle en ufak şey return dedikleri için WWE'de SmackDown'a geri dönüyor falan işte geliyor. <laughs> Daha önce biliyorsunuz Raw'da da gözükmüştü ve zaten onun duyuruldu. Ya Brakley'sin olayı çok takvimi çok belli. Brakley'sin gelecek. Şu Raw'da, şu SmackDown'da, şurada gözükecek, şurada maça çıkacak. O kadar. E geldiğinde de böyle değil miydi zaten? Duyuruldu. Bilmem kaç temmuzdaki Raw'da bulunacak. Ondan sonra SummerSlam'den önceki iki haftalık iki, iki SmackDown'da bulunacak diye. İki önceki bu zaten. Sonra arada bir tane şey olacak. Bir haftaya de SmackDown var. Ondan sonra da zaten direkt SummerSlam var. İkisinde de olacak Black Razor. Bu duyuruldu. The Beast is back after laying waste to Alpha Academy on chaotic July 11. Aynen 11 Temmuz'da Alpha Academy'yi yok ettikten sonra diyor kaotik bir şekilde Raw'da. Şimdi de SmackDown'a geliyor ve en route to his last man standing match against undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns karşı yapacağı Last Man Standing maçının işte yolunda sürecinde bakalım neler yapacak. Ve diyor ki what will happen when the... Niye Türk gibi konuştum? What will happen when the beast once again steps into the crosshairs of the bloodline? Bloodline'ın yoluna çıktığında bakalım tekrardan neler olacak? Brock Lesnar resmen bu gece SmackDown'da yer alacak. Last Man Standing maçının son artık oluşumları, son iki SmackDown SummerSlam'e doğru. Aksiyon görebiliriz. Bu solar yine vurkaç yapabilir. Ama lütfen 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 WWE ve özellikle SmackDown yetkilileri siz de yazıyorsunuz hikayeleri. Lütfen aynı şeyleri artık ısıtıp ısıtıp önümüze koymayın. Tamam Brock Lesnar ile Roman Reigns bu devrin feud oldu. Bunu kabul ediyorum. Büyüklüğü tartışılır. Belli başlı feudlar vardı işte Cena Orton ya da Rock Stone Cold. Bu devrinki de Roman'la Brock Lesnar yapıldı. Okey bunu kabul ediyorum. Kabulleniyorum. ne alıcılıyorum bunu. Ama artık ısıtıp ısıtıp aynı şeyleri lütfen sunmayın. Çünkü gerek yok böyle bir şeye. Yani Brock Lesnar'ın yapacağı olay belli zaten. Ortalığı dağıtıp takır takır gidecek. Bu olacak ya da tam tersi şekilde. Mesela bu hafta Brock Lesnar'ın üstün gelmediği bir SmackDown izleriz. Haftaya üstün geldiği izleriz. Last Man Standing'de de ne olacaksa olacak SummerSlam'de. Görelim. Bakalım. Bu, bu, akşam için duyurulan 4 olay buydu. Bakalım bak siz de izlediniz şu an. WWE yine bazılarını çıkaracak iptal edecek mi? Bak bunun için özellikle izleyin biliyor musunuz? Bunun için özellikle bu videoyu izleyin yani. <laughs> Bakalım Burak Lezzer'ı SmackDown nasıl olacak? Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. SummerSlam yolundayız. Enzo Yakında güzel duyurularım da olacak. Adım adım Temmuz'u çıkaracağız. 5 Ağustos'ta da Enzo Mania Money in the Bank var. Unutmayın. Görüşürüz.